Mutlu olacağım mı? Daha mutsuz olmayacağım. Gel ablacığım. Kim gönderdi lan bunu? Kimin numarası lan bu ha? Kim gönderdi lan bunu? Kimin numarası ha bu? Kimin numarası? Sen ne yapıyorsun? Dün ettiğin laftan anlamalıydım. Ama sen de öğreneceksin tamam olmadığını. Sen de benim yaşadıklarımı yaşayacaksın. Çekip göndermiş fotoğrafları. Yok lan. Yalan yok. Nare'nin peşine daha önce ona zarar veren abini mi taktın? O kıza kabuslar gösteren abini ha?
Şimdi neyin var neyin yok topluyorsun. Anneannemine gidiyorsun. Yürü git! Yürü git! Hop! Lan! 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 Hayır ışınlar, hayır! Ulan dur! Sen ne biçim karıttın sen? Ulan! Bırak! Yeter! Yeter be! Ulan! Yenge! Ulan çık! Sen yettin artık lan! Allah'ın aşkına yenge! Yeter! Yeter! Yenge! Yeter çünkü! Bırak! Elvan! Elvan! İyi misin? Senin için ağlıyordum. Gediz beni teselli ediyordu. Onun fotoğrafı... Tamam. Sonu yok. Kusura bakma. İnandın. Özür dilerim. Her şey için çok özür dilerim. Ya tamam affetme beni ama her şey için çok özür dilerim. Bakın sen mi aldın? Ben aldım. Kan vardı. Bakın sağ mı sadece? Sancar. Çok utanıyorum biz senden. Niye? Kocan yaparken utanmadı da sen niye utanıyorsun? Bırakalım artık başkaları için utanmayı. Herkes arkamda bırakıp bir an önce İsviçre'ye gidesim var. Ama önce velayet davasını kazanmam lazım. Şunun şurasında kaç gün kaldı gülüm velayete? Hayırlısıyla al, gidersin İsviçre'ye. Evet ama o aralıkta burada kalamam.
Yani sonuçta burayı Gediz'in adamları koruyor. Şimdi birinden kaçıp diğerinin korumasına girmiş gibi olurum, o da olmaz. Kız seni bir memlekete sığdıramadık ha. Tüy olsun bize. Ne edeceğim? Konağa döneceğim. Kimah bugün nereye dönecek? Efoğlu konağına döneceğim Elvan. Ne var, 3-5 gün daha dayanırım, bir şey olmaz. Ben zaten davayı kazandıktan sonra bir daha kimsenin yüzünü görmeyeceğim. Gülüm, madem döneceğiz niye kaçtık? Gediz her şeyi berbat etti. Şimdi sadıçları birbirine düşman etmemek için akıllıca davranmak lazım. Hem Yahya'nın ihaneti onu iyice yıkmıştır. Üstüne bir de Gediz'le yaşananları duyarsa... işte o zaman efenizden korkun derim. İyi madem dönem. Emme o Sancağı Bey'in de canını okuyam gari. Gediz'in bana bir şey demediğini onu ikna etmemiz lazım. Ederiz ederiz. Bir yandan da o Sancağı Bey'in canını okuruz. Böyle bir dönemde kızına da ihtiyaç duyar değil mi? Bütün sevdikleri neredeyse ona ihanet etmiş, baksana. Kardeşi, sadıcı, hepsi. He, doğru diyor. Bir de bizi ihanet etmeyen galiba. Ama yine de o Sancağı Bey'in canını okuruz değil mi? Ay tamam Elvan, okuruz. Tamam Nare. Madem sen bu kadar Sancağı Bey'in canını okumak istiyorsun, ben varım. Aa! Ben istiyorum değil mi? Yok. Yok, açmıyordu telefonu. Bu kesin gitti Sancar'a. Kesin anlattı her şeyi. Deli deli konuşma kız. O kuş kafalı Loki seni aşık. Yakmaz başını. Aşık diye yakar ya ana. Elin dedi şişesi, gönlün dedi neşesi. Öyle bir yar sevdim ki yedi köyün neşesi. Dol Karabakır, dol dol ağzına kadar dol. Fazla dolma daşasın, başına da ne işler açasın. Da iyice delirdi. Dol kara gelin, dol dol ağzına kadar dol. Dır 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 dır. Fazla dolma. Daşasın, başına da ne işler açasın. İyi akşamlar sevgili Efeoğlu Konağı sakinleri. Bizle özlediniz mi? Hazır ola geç. Graniçenin dönüşü muhteşem oluverdi. Kapı. Kapı. Hoş geldin yoğurma. Ne hoş geldin diyeceğim gı? Hı? Sancağı bütün gün sizi aradı. Öldük meraktan. Hepinizin telefonuna kapalı. Neredeydiniz siz? Anne tamam geldik işte. Nare'nin yarası acıyor. Birazcık yatsın. Ha yatsın yatsın. Hatta hamile yatağından kalkan da o yatsın. Ben senden kurtulamayacak mıyım? Yuvamı senden koruyamayacak mıyım? Evli barklı adamın kapatması olmaya ne meraklıymışsın sen ya? Bağırma anneme.
Anneciğim, anneciğim. Tamam, tamam meleğim. Zehra, kavrunun odasına götürür müsün meleği? Ya anne. Tamam meleğim. Kapıyı da kapat. Bak hele bak. Bir de Gonağan Hanım'ı gibi emirler veriyor. Sen bana sordun mu sizi evime alıyor muyum diye? Menekşe. Bir daha kızımın yanında böyle konuşursan seni elimden kocam bile alamaz, bu bir. Bir daha kocanda gözüm varmış imasında bulunursan yine seni elimden kimse alamaz, bu iki. Konağın da hanımlığın da senin olsun. Yok mu? Kocamda gözün yok mu? Ama... Dur kız, yaralı gata. Kocaman Rabbim. Kız benim yine bütün kafam karışıverdi. Kimin kimde gözü var sen yine şaşırdın yanım. Onu gideceksin, o kocan olacak adama soracaksın. Deyivereceksin ki, kocam... Senin gözlerin zere bele hiç bakmıyor. Acaba senin gözün narede mi kalıverdi? Diyeceksin. Bakalım ne cevap alıvereceksin. Elvan öyle laf mı olur ya? Ne var be? Sanki bulunma Sint kumaşından kocası varmış gibi sancağı da sancağı, sancağı da sancağı. Ne sancağı beymiş arkadaş? Hem sen ne diye bu garının garını çekiyorsun? Sağdım kocasının üstüne, bırak o çekiversin. Kızımıza yaptıkları yüzünden mi boşayacaksın Menekşe'yi? Hamile bir kadını boşamam dedim ama bir evladımı korumaya çalışırken diğerinin üzülmesine eyvallahım olmaz. Tamam, son bir soru daha. Eğer ona boşanacağını söylersen bebeğe zarar gelmesinden korkmuyor musun? Sonuçta onun riskli bir hamileliği var. Doktoruyla konuştum. Bugün 3 ay atlattı. Risk yok dedi artık. Yani bebeğe bir şey olmaz. Takdir Allah'ın da. Yani bu saate kadar olmadıysa bundan sonra da olmaz dedi doktor. Sen şu boşanma dilekçeni versene bana. Ne? Ver dedim be adam, ver, ver. Ne yapacaksın ki onu? Hayda. Destur! Ne oluyor be? Böyle mi kesecektin kızımın elbiselerini? Ha? Böyle mi kesecektin? Dur tahmin edeyim. Düğün gecende geldim diye delirdin. Gelinliğini kestin. Bana zarar veremeyeceğini anladığında da suçu kızımın üzerine attın. Ha? Doğru tahmin değil mi? Ama işin aslı neydi biliyor musun Menekşe? Ben hiçbir zaman senin yuvana göz koymadım. Ve her zaman dedim ki haklı kadın. Düğün gecende geldim. Yetmedi bir de evine yerleştim. Haklı dedim ya. Ama sen ne yaptın? Haklıyken haksız duruma düştün. Küçücük masum bir canın ahını aldın. Sen de anne olacaksın. Sen de can taşıyorsun. Hiç mi korkmadın masum bir canın ahı öteki masumdan çıkar diye? Hı? Ben seni Allah'a havale ediyorum.
Hamile bir kadına başka hiçbir şey yapamam. Ama bu adam, sen onun kızına zarar verdin diye bunun hesabını nasıl sordu biliyor musun? Böyle. Bu ne? Boşanma evrakınız. Bu adam seni benim yüzümden boşamıyor Menekşe. Çocuğuna zarar verdiğin için boşuyor. Benim için rahat. Ama umarım senin için hiçbir zaman rahat etmez. Huzur bulmaz. Kocaman Rabbim. Size de buğdan bir fırtına geçti gibi geliyor mu? Bana geliyor da. Bul. Bana söyle alayım. Defol git. Mahkemeye kadar da gözüme göz gibi. Ben başka ev istemiyorum. Burayı istiyorum. Beni konaktan atamazsın. Hamileyim ben. Bu sebepten kızıma ettiklerine rağmen hayattasın ya Menekşe.